Şimdi Ahmet Davutoğlu açıklama yapmış. Diyor ki siyaseten ve ahlaken meşru değildir. Birinci tur kaybedilmeseydi bakın, bir öyle bir şey olmayacaktı ama. Bak bir şey söyleyeyim. Ahlaken ve siyaseten meşru olmayan Haziran-Kasım 2015 seçimleri arasında ne olduğunu açıklamayan Ahmet Davutoğlu'dur. O tarihler arasında Türkiye'de gerçekleşen bütün cinayetleri, terör eylemlerini, hepsinin sorumlusu başbakan olarak Davutoğlu'dur. Ne olduğunu bal gibi biliyor. Bakın ne olduğunu bal gibi biliyor. Ben biliyorsam o da biliyor. Ben dışarıdan biliyorsam onun bilmemesi mümkün değil. Devletin gözlerinin nasıl kör edildiğini, bu eylemlerin önünün nasıl açıldığını başbakan olarak biliyor ve söylemeye korkuyor. Onun için Ahmet Davutoğlu'nun siyaseten ve ahlaken diye konuşmaya hakkı yok. Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi mutabakatla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Evet. Bilgimiz ve onayımız dışında kişiler arasında mahfuz tutulan herhangi bir protokolün bizim açımızdan siyasi ve ahlaki değeri yoktur dedi. Bunun için mi bu kadar öfkelisiniz bugün? Yoksa... Ahmet Davutoğlu'na öfkeliyim. Neden biliyor musunuz? Tekrar ediyorum. Haziran-Kasım arasındakileri bilip Türk halkına söylemediği için. Bunları söylemeyen bir kişi, Cumhuriyet'in kuruluş felsefesini savunan, anayasanın ilk dört maddesini savunan, 66. maddeyi savunan, bir protokola, terörle mücadeleyi savunan bir protokola ahlaken ve siyaseten değeri yok diyor. Değeri olmayan Davutoğlu'nun kendisidir ve Davutoğlu'nun partisidir.